Emrah trafiğe çıkacak araçların kaydını yapıyormuş. Kaydettiği araçların %12'si arazi aracıdır. Ve ise Emrah'ın bir günde ilk arazi aracını kaydedene kadar kaydettiği toplam araçların sayısı imiş. Araç çeşitlerinin bağımsız olduğunu varsayın diye de eklemiş. Sonuç olarak ise Emrah'ın bir arazi aracı kaydetmeden 4'ten fazla araç kaydetmesinin olasılığını bulun demişler. Şimdi isterseniz gelin önce rassal değişken V hakkında biraz düşünelim. Evet. V, Emrah'ın bir günde ilk arazi aracını kaydedene kadar kaydettiği araçların sayısıymış. Örneğin eğer Emrah'a kayıt için gelen ilk müşterinin bir arazi aracı varsa V, 1'e eşit olur değil mi? Eğer birinci müşterinin değil de ikincinin bir arazi aracı varsa V, 2'ye eşittir. Anlaştık mı? O halde V, klasik geometrik rassal bir değişken. Not edelim. Geometrik rassal değişken. Evet. Her deneme için geçerli olan başarı ölçütümüzde çok açık ve net araç bir arazi aracı ya da değil. Her denemenin diğerlerinden bağımsız olduğunu da söylemişler. Bağımsız evet. Her denemedeki başarı olasılığı da sabit yani her yeni müşterinin arazi aracı olmasının ihtimali yüzde 12. Emrah bir arazi aracı ile karşılaşana kadar her müşteriyle ilgilenecek öyle değil mi? Bulmamızı istedikleri şey yani Emrah'ın bir arazi aracı kaydetmeden dörtten fazla araç kaydetmesinin olasılığı. V'nin dörtten büyük olmasının olasılığı. Şimdi ne duruyorsunuz? Hadi videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeye çalışın. Bu arada Emrah'ın mola vermediğini ve sürekli çalıştığını da varsaymamız gerekiyor. Yani bir arazi aracı gelene kadar masasından kalkmayacak. Bu durum birkaç gün ya da sonsuza kadar sürebilir. Evet, kulağa çılgınca geliyor ama burada bir mantık aramayın ve soruyu çözebilmek için bu varsayımlarda bulunmanız gerektiğini kabul edin. Hadi bakalım, şimdi cevabı bulun. Denediniz öyle değil mi? Hatta bazılarınız bunun v'nin 5 olma olasılığı artı v'nin 6 olma olasılığı artı v'nin 7 olma olasılığı şeklinde başlayıp sonsuza kadar giden olasılıklar toplamına eşit olduğunu da gördünüz. Haksız da sayılmazsınız. Peki bunu yani sonsuz sayıda terimin olasılığını nasıl hesaplayabilirsiniz? Burada fark etmeniz gereken nokta v'nin 4'ten büyük olmasının olasılığının v'nin küçük ya da eşit 4 olmamasının olasılığı ile ilişkili olduğudur. O halde gelin v'nin 4'ten küçük ya da 4'e eşit olmamasının olasılığının ne olduğunu bulmaya çalışalım. Bunu hesaplamanın daha kolay olduğunu siz de gördünüz değil mi? Peki şimdi videoyu bir kez daha durdurun ve hemen bunun neye eşit olduğunu hesaplayın. v'nin 4'ten küçük ya da 4'e eşit olmamasının olasılığı. Bu ilk 4 müşterinin aslında ilk dört araç desek belki daha doğru olur, değil mi? Yani aracını kaydettirmek isteyen insanlara müşteri demek ne kadar doğru bilemiyorum. Her neyse, ne diyorduk? Bu ilk dört aracın arazi aracı olmamasının olasılığıdır. Ne kadar da kolay öyle değil mi? Emraha gelen bir aracın arazi aracı olmamasının olasılığı. Evet, bu nedir? Bir eksi 12. Yani ya 88 ya da 0,88 diyebiliriz ama bizim ilk dört aracın arazi aracı olmamasının olasılığına ihtiyacımız olduğundan 0,88 üzeri 4'ü bulmamız gerekiyor. Hemen hesap makinemi çıkarayım. Evet, 0,88 üzeri 4. Cevabı yuvarlayacak olursak, soruda yuvarlamakla ilgili bir şey demişler miydi? Neyse, en yakın yüzde birliğe yuvarlayalım biz. Bunun yaklaşık olarak 0,5997'ye eşit olacağını söyleyebiliriz. Yüzde olarak yazmak istersek de yüzde 59,97 diyebiliriz. Bu 50'den biraz daha büyük, 2 bölü 3'ten de biraz küçük bir olasılıkla Emrah bir arazi aracı kaydetmeden 4'ten fazla araç kaydedecek demek oluyor.